İşte anne ile fetüsün resmi. Bu noktada fetüs hala göbek bağıyla anneye bağlı. Yani fetüse giden her şeyin kaynağı anne. Anne bebeğe giden tüm besinleri ve oksijeni kontrol altında tutar. Ah, oksijen demişken, şu sağda duran küçük bebeğin anneden olabildiğince çok oksijen almak için bulduğu ilginç numaralar vardır unutmayın. Fetüs büyümeye çalışıyor ve büyüyen, gelişen tüm dokularının yeteri kadar oksijen aldığından emin olmak istiyor. Bunun için yaptığı birkaç numara var. İlk numarayı çizeyim. Anneden alınan ince cam şişedeki bir kan örneğine bakalım şimdi. Bu kanı bebeğin kanıyla kıyaslayalım. Şişeleri aynı boy ve genişlikte çiziyorum. Annenin kanından biraz alıp bu tüpe koyuyorum. Aynı şeyi bebek için de yapıyorum. Bu kan tüpe girdiğinde ve çevrildiğinde küçük kısımlara ayrılır. Öyle değil mi? Üç farklı katman olur. İlk katman şöyle görünür. Buna plazma diyoruz. Onun altındaki katmanda kırmızı kan hücreleri vardır. Bu arada hatırlarsanız beyaz kan hücreleri ve trombositlerin olduğu ince bir katman var. Evet, kırmızı kan hücreleri var demiştik değil mi? Hatırlarsak bunlar hemoglobin içerenlerdi. Oksijeni oradan oraya taşıyanlar da bunlar. Anne de bu kırmızı katman %35'e denk geliyor. Şunun hepsi yüzde yüz olsa, üçte birinden biraz fazlası veya yüzde otuz beşi kırmızı. Yani kırmızı kan hücresi katmanı. Buna hematokrit diyoruz. İşte annenin hematokriti. Bu oran hamileler için çok tipik bir oran. Aslında bu oran cinsiyete ve yaşa göre değişiyor. Fakat hamile bir kadın için yüzde otuz beş gayet normal. Şimdi bebeğin kanı nasıl olabilir onu çizelim. Bebeğin plazma oranı çok daha az. O yüzden bu katman daha küçük. Diğer katman yani beyaz kan hücresi katmanı zaten küçük. O yüzden pek bir değişikliğe sebep olmayacak. Üçüncü ve son katmansa kırmızı kan hücresi katmanı. Bu da mesela yüzde 55 olsun. Umarım yanlış çizmemişimdir. Evet, doğru gibi. Burada hematokrit çok daha yüksek. Peki bu ne anlama geliyor? Bebeğin belirli bir kan miktarında dolaşan kırmızı kan hücreleri daha fazla demek. Ve bu kırmızı kan hücreleri daha fazla oksijen tutar. Çünkü oksijeni taşıma söz konusu olduğunda önemli kısım burası. Evet, fetüsün daha fazla oksijen alma numaralarından biri bu. Yani belirli bir miktar kanda daha fazla kırmızı kan hücresi bulundurmak. Yani fetüste bu oran artacak. İşte numara dediğimde kastettiğim bu. Bebeğin veya fetüsün anneden daha fazla oksijen almak için kullandığı ikinci strateji nedir? Miktarı düşünebiliyorsak türü de düşünebiliriz. Yani ne demek istiyorum? Hemoglobin türü yetişkinlerdeki hemoglobinin dört birimi olduğunu biliyoruz. Sola, yetişkinlerdeki hemoglobini çiziyorum. Hemoglobin için HB, yetişkin için Y yazıyorum. Unutmayalım diye parantez içinde yetişkin de yazayım. Yetişkinlerde tek tür hemoglobin bulunmaz. Ama temel bir tür var ki, ben de onu çizeceğim. Bu temel türde birkaç alfa birimi bulunur. Bu da bir protein peptidi şekli. Burada birkaç beta birimi de bulunur. Bunlar alfa birimlerinden biraz daha farklıdırlar. Her hemoglobinde 2'ye 2 oranı vardır. Yani toplam 4 birim. Her bir türden İki tane olduğunu görüyorsunuz. Ama fetüste durum biraz daha farklı. Hemoglobin için yine Hb yazıyorum, fetüs için de F. Diğeri gibi fetüste de farklı hemoglobin türleri bulunur. Fakat temel olanı HbF'dir. Bunda da diğeri gibi alfa birimi vardır. Ve yine diğeri gibi bunlar iki tanedir. Fakat bunda beta birimi yerine gama birimi vardır. Yunanca gama harfi. Oksijen hemoglobinlerin ikisiyle de bağ kuracak. Hem yetişkin hem fetüs dört oksijen bağı kurabilir. Şuraya dört oksijen çiziyorum, daha iyi anlarsınız. Kırmızı kan hücrelerinin içinde küçük bir molekül var. Sizin için hemen bir taslağını çizeyim. Bu molekülün 3 karbonu var. 1, 2 ve 3 diye adlandırayım. İkinci karbondan bir oksijen, ondan da fosfat çıkar. Hatırlarsak fosfatın 5 bağı vardı. İşte, küçük molekül böyle görünüyor. Aynı şey üçüncü karbonda da oluyor. Evet, kırmızı kan hücrelerinin içindeki molekül işte böyle. Birkaç fosfatı var. Birinci karbondan da şunlar çıkıyor. Bu küçük molekülün adını tahmin edebilirsiniz. İsmi 2, 3, şu 2 ve 3'ten geliyor. Bifostogliserattaki bi, 2 anlamına geliyor fosfogliseratta şuraya denk geliyor. Evet, bir fosfogliserat. 2-3 bir fosfogliserata bazen 2-3 BFG de denir. Söylemesi uzun olduğu için 2-3 BFG deniyor. Evet, işte molekülümüz bu. Bu 2-3 BFG molekülü kırmızı kan hücrelerinin içinde ve kırmızı kan hücrelerinin oksijenden kurtulmasına yardımcı oluyor. Bu aslında çok küçük bir molekül. Hemen çizeyim. Böylece yapıyı da görmüş olun. İşte bu sarı nokta şuna eşit. Bu küçük molekül gelip burada ortada bağ kurar. Daha çok beta alt birimleriyle bağ kurmayı sever daha doğrusu beta alt birimleri bu şeyin kolayca bağ kurabileceği şekildedir. Molekül bu dört beta ve alfa alt biriminin ortasında durur. Bunu yapınca aslında molekülün şekli değişir. Böylece şu küçük oksijenler oradan gitmek ister. Yani oksijenin hemoglobinden salınması kolaylaşıyor. Sizce bu molekül fetüsteyken ve bağ kurmaya çalışırken ne olur? Bu gama alt birimleri ona git buradan der. 2-3 BFG ile bağ kurmak istemezler. Bunun için doğru şekilde değiller. O yüzden bu molekülün ortadan yok olmasını isterler. İşte bu molekül hemoglobin F ile o kadar da kolay bağ kuramaz. Sonuç olarak bu hemoglobin molekülleri hemoglobin Y kadar kolay bir şekilde oksijenden kurtulamazlar. Peki neden 2-3 BFG molekülü diye bir şey olsun ki? Hı? Ne işe yarıyor? İlginç bir şekilde oksijene daha çok ihtiyaç duyulan ortamlarda 2-3 BFG düzeyleri artıyor. Diyelim ki kronik olarak yeterli oksijeniniz yok. Peki bu durumda ne olurdu? Diyelim ki Himalaya Dağı'nın tepesinde yaşıyorsunuz. O kadar yüksek bir yer ki havanın kendisinde bile bol miktarda oksijen yok. Böyle bir durumda dokularınızda kronik olarak oksijen olmaz. Başka bir durumda mesela akciğer hastalığınızın olması. Hatta kronik bir hastalık ve kanınıza oksijen ulaştırma konusunda sürekli sıkıntı yaşıyorsunuz. Yine burada dokularınızda oksijen eksikliği var. Böyle bir durumda kırmızı kan hücreleri bol miktarda 2-3 BFG üretir. Veya belki anemi hastasısınız ve vücudunuzda dolaşım yapan çok fazla kırmızı kan hücreniz yok. Bu durumda dokularınız istedikleri kadar oksijen alamıyordur. Yine bu durumda daha fazla 2-3 BFG'niz olur. Yani 2-3 BFG'nin temel görevi oksijene gerçekten ihtiyacı olan bir dokunuz olduğunda bu dokuya oksijen göndermek için oksijenin hemoglobinden çıkartılmasını sağlamak. Fetüsün numaralarına geri dönersek, fetüste yetişkinlerinkinden daha farklı bir hemoglobin türü olduğunu görüyorsunuz. Bir eğri çizeyim ve bu farklılığın neye sebep olduğunu hep birlikte görelim. Evet, küçük bir grafik çizelim. Bu eksende oksijenin kısmi basıncı olsun. Şurası da oksijen yani O2 doygunluğu olsun. Hemoglobin'deki noktaların kaçının dolduğunu gösteriyor. Bu da yukarı doğru çıkacak. Evet, annenin veya yetişkinin hemoglobini başlayalım işe. Daha önce bahsettiğimiz işbirliğinden dolayı bunun şekli S gibi. Burası HB yetişkin tipi olacak. Eğer 2-3 BFG düzeylerim çok yüksek olsaydı nasıl olurdu? Tamam, onu da çizelim. 2-3 BFG düzeyinin yüksek olması az önceki sebeplerden kaynaklanıyor olabilir. Yüksek bir dağ tepesinde yaşıyorsunuz. Kronik akciğer hastalığınız var veya anemi hastasısınız. Bu durumlardan biri sizde olsa ve 2-3 BFG düzeyiniz çok yüksek olsa eğriniz şöyle gözükür. Oksijen doygunluğu eğrisi sağa kayar. Buna sağa kayma diyoruz çünkü tüm çizgi sanki biraz sağa kaymış gibi. Herhangi bir nokta seçeyim. Burada da aynı noktayı seçiyorum. Yani oksijen kısmi basıncı aynı. Oksijenin kısmi basıncı aynı iken eğrim aşağı indi. Bu da şu demek. Bu oksijen varken hemoglobinle bağ kuran oksijen miktarı azaldı az önce dediğimizle uyuşuyor. Çünkü bu molekül oksijenin çıkarılmasına yardımcı oluyordu değil mi? Peki tam tersi bir durum olsa mesela mesela şöyle bir eğri çizsem. Bu da 2-3 BFG oranınızın düşük olduğu bir durum. Düşük 2-3 BFG oranında bu eğrinin mantıklı olduğunu görebilirsiniz. Çünkü birdenbire bu molekül ortalıkta görünmüyor oksijenden kurtulmaya yardımcı olmak için hiçbir şey yapmıyor. O yüzden oksijen hemoglobinle olan bağını devam ettirecek ve oksijenin kısmi basıncı aynı iken daha fazla hemoglobin oksijenle bağ kuracak. Fetüs hemoglobinini tekrar düşünelim. Hatırlarsak fetüsteki hemoglobinde şu gama birimi vardı. Bu birim 2-3 BFG'yi sevmiyor. Onunla bağ kurmak istemiyor. O yüzden kaybol buradan diyor. Düşük düzeyli 2-3 BFG için çizdiğim eğrinin yanına 2-3 BFG yazmıştım. İşte şimdi onu silip fetüsteki durum yazsam da aynı şey. Fetüsteki hemoglobinin eğrisi bu. Yani HBF eğrisi. Eğri sola doğru kaymış gibi görünüyor. Fakat bunun arkasındaki sebep şu. Hemoglobin molekülleri 2-3 BFG ile bağ kurmayı sevmiyorlar. O yüzden tabii ki eğri mavi eğrinin tersi yönde gidiyor. Bu iki eğriden beyaz olanı anneyi, kırmızı olanı ise bebeği temsil ediyor. Hemoglobin moleküllerinin yarısının oksijenle bağ kurduğu bir nokta şurası olabilir. Yani şu nokta ortada yolun yarısını aşağı inersek şuraya ulaşıyoruz. Yani hemoglobin moleküllerinin %50'si oksijenin kısmi basıncı 27 olduğunda oksijenle bağ kuruyor. Fetüs içinde doygunluğun yarısına erişme noktası kısmi basıncı 20 iken gerçekleşiyor. <laughs> Gerçekten ilginç. Oksijenin kısmi basıncı düşükken bebek veya fetüs yetişkinin eriştiği şeye erişebiliyor. Yalnızca çevrede veya kanda daha yüksek miktarda oksijen oluyor bu değerlere P50 deniyor. Bu terimi görürseniz hemoglobin FP50'sinin hemoglobin YP50'sinden düşük olduğunu mutlaka hatırlayın. Yine dediğim gibi sayılar 27 ve 20 veya veya o civarlarda. İşte iki numara bu. İlki fetüsteki kırmızı kan hücreleri yani hemoglobinin miktarı. Diğeri ise tür. Hemoglobin F oksijenle çok daha sıkı bir biçimde bağ kuruyor ve P50 oranı daha düşük. İşte hepsi bu. Görüşmek üzere.